Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. LGS ilk tekrar programında birinci dönem İngilizce tekrarında şimdi LGS 2024'te en az iki nete denk gelen bak LGS 2024'te en az iki nete denk gelen Friendship ve teen life konusuyla devam ediyoruz. Geçen seneki sınavda bunlardan ikişer soru geldi. Çünkü geçen sene sadece birinci dönem konuları vardı. Ama 2024 LGS'de ikinci dönem konuları da olacağı için buradan bir soru buradan da bir soru mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Burada şu çok çok önemli. LGS ilk tekrar kampımıza biz daha çok kelimeler ve sorular üzerine tekrar yapacağız ama bazı kelimeler var ki Onları adınız ve soyadınız gibi bilmeniz lazım. Senin adın nedir evladım? Tonguç Tonguçoğlu. Harikasın bak. Adını ve soyadını çok iyi biliyorsun. Ekranları başında izleyen arkadaşlar da... ...friendship konusunda, teen life konusunda... ...bazı kelimeler var. Birazdan, introdan sonra hepsini tek tek göstereceğim. Onları mutlaka bilmelisiniz arkadaşlar. Bu kelimeler çok çok önemli. Çünkü LGS'de evet... ...Türkçe Matematik Fen'in kat çok yüksek ama... ...inkılaba çalıştığımız kadar... İngilizceye de çalışmamız gerekiyor. Dine de çalışmamız gerekiyor. Çünkü bunların kat aynı. Dolayısıyla biz bugün çok güzel bir şekilde birinci dönemde biz bu ilk beş konuyu tekrar edeceğiz. Friendship'te 2024'te bir soru. Teen Life'tan bir soru. Indie Kitchen'dan bir. On The Phone'dan bir. The Internet'ten bir soru bekliyoruz. Çünkü 10 ünite var. Her üniteden bir soru bekliyoruz. Ama şunu da söyleyelim. bugün dersimizde Friendship ve Teen Life konusunu öğreneceğiz. Ve eğer... İkinci dönemin son konularından Milli Eğitim Bakanlığı soru sormazsa genellikle bu birinci dönemdeki teen life konusundan tercih ediyor. O yüzden bu video çok çok değerli arkadaşlar. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Sonrasında zaten ilk tekrar setimizdeki kitaplarımızdan sizlere çok güzel şekilde ödevler vereceğiz. İlk tekrar LGS kitabımıza Friendship ve Teen Life ile alakalı süper kaliteli sorular hazırladık. Hemen burada göstermek istiyorum sizlere. Buradaki soruları da sayfa 180'e kadar çözmeniz gerekecek arkadaşlar. Sayfa 174'ten. Hemen şimdi intromuz girsin. Mükemmel bir şekilde videomuza başlayalım. Hadi bakalım. Accept ne demekti Tonguç'um? Kabul etmek. Harikasın. Refuse'a reddetmek. Kabul etmek, reddetmek. Personal Tetris kişisel özelliklere bakacağız. Making an offer'da bir teklifte bulunacağız. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Önce bunların hemen hızlıca sana Türkçelerini söylemek istiyorum. Invite, davet etmek Tonguç'um. Invite, davet etmek. Hatta invitation kart var. Davetiye kartı. Invitation da sadece davetiye oluyor. Gördün mü? Bak sadece bir kelimeden bir sürü şey çıkabiliyor. Invite'i Tonguç'um, invite'i davet edilen demek. Bak davet edilen inviter de hani teach teacher bak hatta İngilizce şöyle bir şey var bak teach var öğretmek işte drive var sürmek speak var konuşmak başka ne olabilir mesela ne olmasa lazım read okumak sen bunların yanına er getirirsen teach teacher drive driver speak speaker read reader diye yani okuyucu konuşucu sürücü yani şoför öğretmen diyebiliyorsun e bu da invite davet etmekse inviter da davet eden anlamına geliyor. Şimdi Re bir şeyi bir kez daha makalama katıyor. Play, oynamak, replay, bir daha oynatmak anlamına geliyor mesela. Replay tuşuna basıyoruz mesela değil mi? Read okumak, re-read yeniden okumak oluyor. Şimdi speak konuşmak, re-speak yeniden konuşmak oluyor. Şimdi re ise union bir araya gelmek, re-union da yeniden bir araya gelmek. Yani yeniden buluşma diyor Pilav günü gibi mi hocam? Evet olacağım? pilav günü gibi. Harikası pilav günü olabilir. Yeniden buluşma diyebiliyoruz. Celebrate de kutlamak. Celebrate, kutlamak. Join yine katılmak anlamına geliyor. Hadi bakalım katılın bize diyebiliyoruz. Attend de yine join ile aynı anlama geliyor. Eş anlamlı. attend ve join katılmak anlamında. Accept ne demek Tonguç'um? Kabul etmek hocam. Harikasın kabul etmek yine bu kelimeleri güzel bir şekilde aklına tutuyorsun. Refuse'un reddetmek olduğunu söylemiştik. Send bak şimdi teach öğretmekti teacher öğretmen. Drive sürmekti driver şoför. Send ne demek Tonguç'um? Göndermek. Send göndermekse sender da gönderici oluyor yani gönderen oluyor. Send sender. Bak receive almaksa receiver da alıcı bak. Receiver bak. Sender, receiver, işte inviter, teacher. Her iki demek ki o işi yapan anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Mesela act, act ya yani oyun oynamak. aktör demiyorsa aktör diyorsun orada mesela. Orada o oluyor. Oraya dikkat edeceğiz. Event yine etkinlik anlamına geliyor. Bir de exhibition var. Bu da sergi fuar alanı gibi diyebiliriz. Şimdi invitation yani davetle alakalı bazı kelimelerimiz var. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi eğer davete katılmak istemiyorsan bir bahane buluyorsan ne dersin? Meşgulüm derim. Aynen meşgulüm dersin. Bu adamlar da I'm busy diyorlar. Meşgul diyor tamam mı? Ya da kesinlikle katılacaksa definitely kesinlikle katılacağım diyebiliyor mesela. Time zaman demek zaten. Place nedir? Mekan. Mekan yer harikasın bunu da yazalım. Venue de yine mekan anlamına geliyor Tonguç'cum. Bir de price var. Price nedir? Kazık oldu bu hocam ya. Kazık olması demeyelim de ücret fiyat diyelim. Buraya yazalım şöyle ücret fiyat diyebiliriz. E, pay da yine yani daha doğrusu pay diye okutur çok ben. Pay de yine ödemek. Yani payment da hatta e, şey oluyor arkadaşlar ödeme oluyor. Pay de ödemek. Mesela I will pay dediğin zaman ödeyeceğim anlamına geliyor. Şimdi burada kişiler özellikler var. Bazıları iyi özellikler. Hepimizde olmasını istediğimiz özellikler. Bazıları ise rezalet, berbat, kötü özellikler. O yüzden bunlara çarpı koyduk Tonguç'um. Bunlara iyi özellikler koyduk. Şimdi loyal sadık anlamına geliyor. Anas ne demek Tonguç'um? Dürüst. Harikasın. Anas dürüst demek. Gerçekten çok önemli bir kelime. İnşallah biz dürüst olmalıyız. Reliable yine güvenebilir. Support desteklemek de supportive destekleyici. Funny, komik. İyi bir özellik yani bu. Adventurous, maceracı. Help ne demek Tonguç'um? Yardım. Süper. O zaman helpful da yardımsever oluyor. Help, helpful. Beautiful, güzellik, beautiful da güzel gibi mesela. Anlaştık mı? Generous yine cömert. Fair, adil. Caring ilgili yani dikkat ediyor. Care yani dikkat yani Careful diyor dikkat Onun gibi caring. Ay can, çok çok şefkatli canım benim kıyamam. E, amusing yine eğlenceli. Hatta amusement park var. Amusement park ne demek Songuç'um? Luna park. Süpersin gerçekten bugün mükemmelsin. Luna park demek. E, Luna parkta biz ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. O zaman amusing de eğlenceli diyebiliriz. Truthful da yine doğrucu davut. Yani aynı şey gibi. Anis gibi diyebiliriz. Bu ikisi birbirine yakın diyebiliriz. Kötü özelliklere geldik. Bad'deyiz yani kötü özelliklerdeyiz. Arrogant yani... Böyle burnu havada, kibirli, rezil, pis herif yani. Böyle arrogant kötü bir şey yani. Türkçe'de atacağız, biz arrogant diyoruz. Buraya da geçmiş, Türkçe'de geçmiş. Ama biz İngilizcesini bileceğiz. Arrogant. İngilizce'de iki kelimeyi Türkçe'ye sokmaya gerek yok. Mean, kaba demek. Ama aynı zamanda pinti, cimri anlamına da geliyor. Buna dikkat etmeni istiyorum. Mean'in kaba anlamı da var, cimri anlamı da var. Hatta yazalım o zaman. Şuraya burnu havada demiştik. Burnu havada. Mean'e de cimri ve kaba kelimelerini yazıyorum. Jealous... Kıskanç demek. Bu da kötü bir özellik. Kıskanç olmamak lazım. Bad tempered. Bak bad kötü. Bad tempered da kötü huylu oluyor Tonguç'um. Agresif diyoruz bir türcü. Agresif ne demek? Agresif demek hocam. Agresif agresif demek sen de haklısın tabii yani. Agresif agresif demek. O zaman buraya ben de agresif yazıyorum. İngilizceden geçmiş demek ki. Agresif. Unreliable. Şimdi reliable güvenilirdi. Bak buraya yazmıştık. Şuraya yazıyorum. Reliable güvenilirdi. Unreliable o zaman bu da kusura akma da güvenilmez olacak. Fair adildi. Bak fair adildi. Unfair da tabii ki adaletsiz olacak. Yani adil olmayan adaletsiz olacak. Sneaky böyle sneaky yani böyle bir sinsilik anlamı var Tonguç'um. Stingy yine mine benzer cimri anlamı var. Late back'te böyle rahat. Oh, kebap yani rahat. Kebap. Gamsız. Anlaştık mı Tonguç'um? Stubborn nedir Tonguç'um biliyor musun? İnatçı hocam. Mükemmelsin. O zaman buraya da inatçı yazalım. Bir de liar liar yani yalancılar var ki bunları da hiç sevmiyoruz. Yalancıyı da söylemiş olduk. Dolayısıyla kötü kelimelerimizi gördük Tonguç'um. Ama iyi kelimelerimizi bir kez daha hatırlayalım. Loyal sadık demekti. Honest dürüst demekti. ...saportif, destekleyici demekti, funny, komik demekti. Bunların her birini bileceğiz. Zaten sınavda da karşımıza çıktıkça... ...bunları seçeneklerde mesela üç tanesine iyi, bir tanesine kötü koyuyor. Veya üç tanesine kötü, bir tanesine iyi koyuyor. Sen hissediyorsun, diyorsun ki ya herhalde cevap bununla alakalı bir şey. Bu adam böyle biri olamaz. Çünkü diğerlerinde hep olumsuz yönlerini söyledi diyoruz. Şimdi geldik Friendship Vocabulary'e. Burası çok çok önemli bir sayfa. %100 yüz legeste buradan soru tonguç gelecek. Dikkatli olmamız lazım. Emin misiniz hocam? Evet eminim. Yüzde gelecek çünkü ne yapıyorlar biliyor musun? Üst tarafa bir kelimenin eş veriyor. ...aşağıda onunla bağlantılı bir kelimeyi soruyor. Yani şöyle yapıyor. Diyor ki mesela... ...sharing the interest demiş mesela... ...burada sharing the same interest... ...yani benzer ilgilere sahip olmak demek... ...bu iki arkadaş arasındaki önemli özelliklerden bir tanesi Ama bazen always der mesela. Always shares the same olmaz. Her zaman aynı olmayabilir ki. Bazen biri futbolu sever, biri basketbolu sevebilir. Ama benzer ilgilere sahip olabilirler. Sonrasında... Keeping each other's secrets. Bak yani birilerinin, birbirlerinin sırlarını saklamak. Bu çok önemli. Bu iyi bir arkadaş özelliği. Bak bu olumlu bir özellik. Telling the truth. Her zaman doğruyu söylemek çok çok güzel bir şeydir. Honest kişiler bunu yapar. Bir de count on, rely on, trust. Bunun üçü de aynı anlama gelir. Yani güvenmek anlamına gelir. Ve trust deyip yukarıda aşağıda count onu verebilir. Rely on deyip aşağıda trust de verebilir. Bu üçünün aynı anlama geldiğini LGS'de birkaç farklı sınavda sordular. Dikkat etmenizi istiyoruz. Yine aynı şekilde bu da. Backup ya da support. Hani az önce vardı ya Tonguç'un support yı. Bu da onun gibi. Support ve backup aynı anlama gelir. Üstte der ki işte Ahmet always backs up. Bıdı bıdı birini der mesela. Zeynep her zaman destekler der. Dolayısıyla aşağıda sen Ahmet support Zeynep gibi ifade bulman gerekir. Dolayısıyla backup'ın support. Support'un backup olduğunu her ikisini de desteklemek anlamına geldiğini mutlaka bilmelisin. DGS çıkar bu Tonguç'um. Get on well each other. Burada da iyi geçinmek demek, iyi anlaşmak demek ya da like each other. Yani birbirini e, beğenmek, birbiriyle iyi anlaşmak anlamına gelebilir. Şimdi bir teklif yaptığımızda yani making an offer bir teklif yaptığımızda şu olabilir. Mesela let's diyebilirsin. Let's hide demek. Let's'ten sonra fiilin ilk halini. Hadi let's go diyebiliriz. Hadi gidelim. Ya da let's go to sinema. Ya da let's study. Let's work. Let's enjoy. Böyle herhangi bir şey diyebiliriz. Fiilin ilk halini al, sözlükten koy. Veyahut da why don't we go? Biz neden gitmiyoruz ki? Hani hadi gidelim. Why don't we go to cinema? Let's go to cinema diyelim burada. Ya da why don't we go to sinema? Neden sinemaya gitmiyoruz diyebiliriz. Bak fiilin birinci halini koyabiliriz. Bak sözlükte gitmek deyince go çıkar karşına. Al koy. Gitmek deyince go çıkar karşına. Al koy. Shall we'den sonra da yine fiilini normal haline koyabiliriz. Shall we go to sinema? Sinemaya gidelim mi diyebilirsin. Yine to sinema tabii ki buradaki yer anlamı veriyor. O ayrı bir şey. Do you want to go da diyebilirsin. Do you want to go to sinema? Sinema gitmek ister misin? Ya da would you like to go to sinema? Sinema gitmek ister misin? Yani bunların her birinde özetle Tonguç'um. Let's'den sonra, why don't we'den sonra, shall we'den sonra, do you want'tan sonra, would you like to'dan sonra, go, go, go ya da study 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 ya da work 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 ya da işte e, drink 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 fark etmez fiili sözlük hali birinci haline al buraya yapıştır için başka bir şey gerekiyor... ama how about'tan sonra ya da what about'dan sonra direkt how about go diyemezsin. What about go dersen ne olur? Patlarız. Aynen dediğin gibi patlarsın. O yüzden how about going demen gerekir. Ya da what about going to sinema demen gerekir. Yani How about going to cinema? Sinema gitmeye ne dersin? Avatar 2'ye gidelim mi evet, gibi? Evet Avatar 2 olabilir fark etmez. Sizin olabilir. Veya what about going to cinema demen gerekir. Demek ki about'u görünce ING'yi getireceğini unutma Tomuç'u. Gelelim accepting and refusing'deki diğer kısımlara. Eğer kabul ettiysen sure kesinlikle of course elbette. That sounds great, great idea. Yani that sounds great harika kulağa hoş geliyor. Ya da awesome müthiş geliyor harika geliyor diyebilirsin. That's great bu harika diyebilirsin. Ya da I'm busy. Meşgulüm. Eyvah. Tam korkuyacak. But fakat kaçırmam tabii ki. I can't refuse it. Reddedemem. Koşa koşa zıplaya zıplaya gelirim. Yani böyle bir but ifadesi önemli. But'ın öncesi ve sonrasını çok sorarlar. Ve hatta I have to help my father. Babama yardım etmek zorundayım. But I will join after. Sonrasında katılacağım diyor. Niye? Çünkü partiyi kaçırmak istemiyor. Kesinlikle. Kimse kaçırmak istemez. Yani anama babama yardım edeceğim ama mutlaka buraya da katılacağım der. Why not? Neden olmasın? Ya da I'd like to. isterim şeklinde söyleyebilir. Şimdi de reddedecek. Şimdi reddetmek en zoru. Çünkü davete icabet etmek gerekir. Niye? İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara. Yani adam seni çağırmış. Şimdi bir bahane bulman lazım. I'd like to. isterdim. But... I have an exam tomorrow. Yarın sınavım var. Ders çalışacağım. O zaman gelemem. No thank you. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu böyle takılıyor. I am sorry. I am sorry. I am sorry ne sorry? Evet böyle de diyebilirsin ama I am sorry ne sorry dersen karşı taraf anlamaz. I am sorry but I busy. Üzgünüm fakat meşgulüm. I full thanks. Ben doluyum yani do oh, yedim şiştim teşekkür ederim. I am afraid I can't. Üzgünüm yapamayacağım. Yani I would but I could. Yani isterdim ama yapamam gibi. I am afraid I can't. Korkarım yapamam. I'm too busy. Çok meşgulüm diyor. Burası yine önemli. Şimdi o zaman bu battan önce artı varsa eksi geleceğini. Eksi varsa artı geleceğini sakın sakın unutma Tonguç'um. Yani isterim der böyle. Senin böyle bir güzel bir enerji verir sana. Fakat teyzemin davetine gideceğiz İstemem der sana böyle kötü bir enerji verir. Ah falan yok falan. Sonra fakat kaçırmam der. Bak burada öyle yaptım. Mesela burada ne yaptı? I'd like to dedi. İsterim dedi. Fakat yarın sınav vardı patladı. Burada ise, burada ise I have to help my father dedi. Yani babama yardım etmeliyim dedi. Sen de eyvah gelemeyecek mi dedin. Fakat ardından katılırım dedi. Yani kaçırmadı fırsatı. Because çünkü demek. However da yine but gibi. Artıdan sonra eksi eksiden sonra artı oluyor. Have, fakat demek. So da bu yüzden demek Tomlucuğum. Fakat çünkü ama bu yüzden. Şimdi Emily'nin bir mektubu var. Emily'e daha doğrusu Rachel bir mektup göndermiş. Rachel'ı tanıyorsun. Aynen hocam kuzenim oluyor. Vay kuzenin Rachel güzel havalı. Şimdi bakalım. Rachel is writing an email to Emily. Emily'e bir mektup yazıyor. Bakalım ne için yazıyor? Hep beraber bunu olacağız. Şimdi. Dear Emily. Sevgili Emily. Thanks for inviting me to your birthday party. Beni, beni doğum günü partine davet ettiğin için teşekkür ederim diyor. Allah razı olsun. I'm sure we will have a lot of fun. Eminim ki çok eğleneceğiz. I really want to come. Gerçekten gelmek istiyorum. But. But oldu gene patlayacak. I don't know the address of your house. Ha iyi bari adresi bilmiyormuş. Ben bu bir şey olacak zannettim. Fakat adresi bilmiyorum diyor. Please text me. Lütfen bana mesaj at. See you der. Orada görüşürüz Raşel Rachel partiyi kaçırmadı. Gördüğünüz gibi sadece bir adres sıkıntısı vardı. Onu da hallederse bitecek. Konu masın hocam. Olabilir. Konu atabilir ama bunlar mesajlaşmayı seviyorlar. Bakalım. Şimdi Rachel is writing an email to Rachel. E, Emily'ye bir mesaj yazıyor niçin? Inform Emily that she will attend the birthday party. Emily'yi bilgilendirmek istiyor. Hatırlarsan information bilgi demekti. Inform da bilgilendirmek demek. Emily'yi bilgilendirmek istiyor ki she will attend yani katılacak doğum günü partisine. Doğum günü partisine katılacağını bilgilendirmek için atıyor diyebiliriz. Bu olabilir ama diğerlerini kontrol edeceğiz. Bakalım belki daha güzel bir seçenek olabilir. Muhtemelen bu gibi. Niye? Çünkü geleceğim abi adresi verdiler falan filan. Rachel is writing an email to say that she isn't going to be at the party. Partiye gelemeyeceğine dair bir mail attı diyor. Bu doğru mu? Yanlış hocam. Tabii ki bu yanlış. Rachel is writing an email to refuse Emily's invitation. Emily'nin davetini reddetmek için diyor. Hayır canım reddeder mi? Koşa koşa geliyor. Adres soruyor sadece. Make an excuse for an attending Emily's birthday party. Bak bir özür diliyor. For not attending. Katılamayacağı için Emine'nin partisine diyor. Ya katılıyor kardeşim. Niye adamı getirmemek için uğraşıyorsunuz ki? Dolayısıyla burada katılamıyor dedik. Burada katılamıyor. Ama bizim cevabımız tabii ki Ayhan seçeneği. Niye? Çünkü katılıyor. Adresi gönderdi Şimdi geldik teen life'a yani. Gençlerin yaşamına. Evet. Gençlerin yaşamındayız. Gençlik süper bir şekilde ilerliyor. Ardından da legacy'lik tekrar setten sorularını çözecekler. Ödevlerimiz devam ediyor. Beğendiklerimiz, hoşlandıklarımız, hoşlanmadıklarımıza bakacağız. Tercihlerimizi dile getireceğiz. Günlük rutinimize bakacağız. Ve ...kişisel düşüncelerimizi sunacağız. Şimdi, burada bazı kelimelerimiz var. Bunların anlamını bilmemiz lazım. Heavy metal, yani tabii ki bunu biliyoruz yani. Metal müziği. Pop müzik, pop müzik. Türkçe'de geçmiş. Rock müzik ne olabilir Tonguç'um? Hmm, bilemedim hocam. Gerçekten çok düşündüm, bilemedin ama... ...rock müzik, rock müzik Tonguç'um. Aynısı Allah'ım yarabbim. Ne kadar... Yani bu çok basit bir şey ya. Rock müzik, rock müzik. Band, grup demek. Bunu yazalım. Classical müzik, zaten klasik müzik. Folk, folk müzik. Yani halk müziği demek, halk müziği. Ee, Harmonik yine ahenkli, harmoni içerisinde, armoni içerisinde ahenkli, relaxing, rahatlatıcı, böyle rahatlatıcı olduğunu bilmemiz lazım. Exciting, heyecan verici böyle, acaba ne olacak diyeceğiz. Amusing'i zaten dersin başında da öğrenmiştik. Eğlendirici demiştik, hani amusing partiden hatırlayan demiştik. Keyboard player, klavyeci. Ticket, yine bilet anlamına geliyor. Konser ne olabilir sence Tonguç? Um? Konser. Harikasın konser. İngilizcem mükemmel Tonguç'um gerçekten. Burada effort yani parası yetmek. Parası Yetmek diyebiliriz. Sound yine ses anlamına geliyor. Unbearable da katlanılmaz, dayanılmaz anlamına geliyor. Şöyle yazalım. Dayanılmaz. Loud, gürültülü. Diyelim şöyle. Ee, bu nasıl okunuyor Tonguç? Energetik. Harikasın. Enerjik, enerji verici diyebiliriz. Aferin. Bunu da tebrik ediyorum senin Tonguçcuğum. Şimdi gelelim aktivitelerimize. Cooking, yemek pişirmek. Diving, dalış yapmak. Archery... Okçuluk. Bunlar hatta şöyle yazalım bazıları kaçmasın diye. Diving, dalış diye söyleyelim şöyle. Archery'de ee, okçuluk demiştik. Painting, boyama. Resim yapmak. Şöyle resim yapmak diyelim. Resim ye diyorum. Camping, kamp yapmak. Zaten Türkçe'de aynısı geçmiş neredeyse. Doing sport, spor yapmak. E, free time, boş zaman. Riding a bike, bisiklet sürmek. Training at the gym, spor salonunda antrenman yapmak. Train yani antrenman, train oradan geliyor zaten. Swimming nedir Tonguç'um? Yüzmek. Harikasın, süpersin, kolay kelimelerde başarılısın. Going to a party, partiye gitmek. Going to a picnic de piknik e gitmek diyoruz. Şimdi likes ve dislikes'a baktığımızda biz eğer bir şeyden hoşlanıyorsak like diyoruz. Çok seviyorsak love diyoruz. Eğleniyorsak o yaptığımız şeyden gerçekten hoşlanıyorsak enjoy diyoruz. Hoşlanmıyorsak dislike diyoruz veya don't like. Ama nefret ediyorsak o zaman hate. Demek ki love ve hate çok güçlü. Zaten bir şarkı var. Love and hate what a beautiful combination diyor. Yani love çok sevmek, hate nefret etmek. Like hoşlanmak, dislike de hoşlanmamak. Birazcık burada sertlik var. İngilizce'de biliyorsun ki he de fiilimiz es takısı Likes, loves, enjoys, dislikes ya da doesn't like, hate şeklinde oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Bu ikisi arasındaki farkı çok da sormuyorlar. Burada esas kelimelere odaklandırıyorlar. Yani seviyor mu sevmiyor mu o önemli esasında. Yine IUVD'de de emizarları kullanarak bazı ifadeler var tabi I'd M U'da R V'de R D'de R ...He iyi izi kullanıyoruz burada bunu bilmemiz lazım fond of mad about crazy about keen on into interested in good at de bunlarda bir şeyle ilgili olmak delisi olmak işte çok ısrarcı seven ilgili olan böyle iyi olan kişiler mesela nedir Archer yani okçulukta teleskopanan İskender aynen dediğim mesela İskender gerçekten böyle he is keen on archery. Veyahut da he is interested in archery diyebiliriz. Bunu da bilmemiz lazım. Bazı ise sevmiyor. Diyor ki I can't bear. Yani ben katlanamam. Ya da I can't stand. Dayanamam diyor. Yani stand ayakta durmak ya. Adam ayakta bile duramıyor artık yani. Katlanamıyorum ya abi. Ben yapamıyorum abi. Şimdi gel bakalım diğer kelimelerimize. Burada prefer'a bakıyoruz. Prefer de çok önemli olmuşum. I prefer pop müzik. Pop müziği tercih ediyorsun. Tarkan pop müziği. Evet Tarkan'ı hepimiz seviyoruz zaten. Tarkan'ı ben de seviyorum. Burada I prefer'den sonra önemli olan şey şu. I prefer pop müzik to müzik demiş. Şimdi burada mantığımız şu. Prefer'den sonra Tomuç'um sevdiğin şeyi getiriyorsun. Diyorsun ki ben bunu seviyorum arkadaş. Sevmediğin şeyden önce ise to diyorsun yani. Nefret ediyorum. Böyle bir şey olamaz diyorsun yani. Nefret ediyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Seni istemiyorum. Bak. Prefer'den sonra sevdiğin şey tercih etmediğin, sevmediğin şeyi de to'dan sonra getiriyorsun. Bak şimdi bu adam I prefer pop music to rock music demiş. Yani rock müziği sevmiyor to diyor ona ama prefer pop music. Pop müziği seviyor. O zaman biz anlıyoruz ki bu adam pop müziği rock müziğe tercih ediyormuş. I prefer pop music to rock music. Ben pop müziği seviyorum rock müziği sevmiyorum diyor. Rezil, iğrenç. Tamam. Veyahut da I prefer listening to pop music de diyebilir. Pop müzik dinlemeyi seviyorum da diyebilir. Ya da I prefer listening to pop music to rock müzik diyebilir. Yine rock müziği sevmediği için bunu da ikinci sıraya attı. Bak sevmediği için. I prefer listening to music demiş mesela listening to music to mesela ne olsun reading a book. Bu ise kitap okumayı sevmiyor demek ki. Niye to'dan sonra kitap okumak geldi? Yani müzik dinlemeyi kitap okumaya tercih ediyormuş. E kötü bir şey aslında kitap okumak da güzel. Ben neyi de yapıyorum biliyor musun Sonuç'um? Kitap okurken müzik dinliyorum. Böylece ikisini bir arada çıkarmış oluyor. Ama bu kitap okumaya to dedi. Rock müziğe to dedi. Ama müzik dinlemeyi prefer ediyoruz. Bir de would rather var. Would rather'da da aynı benzer bir durum var. I would rather listen to music. Ben müzik dinlerim diyor. I would rather listen to music than read a book. Burada ise Tonguç'um rather ve than var. Prefer ve to yerine rather ve than geliyor. Buna dikkat etmen gerekiyor Tonguç'um. Bir de burada tabii ki fiilin ilk halini kullandığımızı göreceğiz. Yani would rather'dan sonra would rather'dan sonra Work geliyor ve yine sevdiğimiz şey gelecek. Burası önemli. Denden sonra da yine Word gelecek ve sevmediğimiz şey gelecek. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki tuğlardan sonra ve denlerden sonra hep tercih etmediğimiz ikinci sıraya bıraktığımız şey geliyor. Bir de adverse of frequency var. Yani sıklık zarfları. Şimdi bir şeyi daima yapıyorsak Yüzde yüz yapıyorsak always. Mesela senin her zaman yaptığın şey nedir? I always sleep. Evet her zaman uyuyorsun. Ben de her zaman uyuyorum. Bizim bir uyku saati var. O saatte uyuyoruz. Şimdi o zaman ...always, her zaman, daima diyebiliriz. Usually de yüzde doksanmış. Yani bayağı genellikle diyebiliriz. Yani yüzde yüz değil ama yüzde doksan. Often da yüzde seksenmiş. Yani sık sık diyebiliriz. Sometimes yüzde elli. Yani yüzde elli, yüzde elli ne demek? Bazen. Harikasın. O zaman buraya bazen yazıyorum ben de. Rarely, seldom ise nadiren. Artık yüzde otuza düştü. Yüzde ona düştü hatta. Hatta occasionally ara sıra ee, da, denk geliyor. Seldom nadiren, yüzde ona düştü. Hardly ever neredeyse bak neredeyse hiç yani yüzde iki üçlere kadar düştü. Never nedir? Never say never. Harikası Tonguç'um asla asla deme diyorsun o zaman ben de buraya asla diyorum ama asla asla demediğin için bunu dedim şimdi nasıl olacak kafam karıştı neyse önemli değil. Sonuç olarak always daima never asla bundan bilmemiz lazım. Şimdi geniş zamana bakalım geniş zaman ne olduğunu biliyoruz zaten bir şey eğer şu anda yapılıyorsa şimdiki zamandır. eğer now şu anda biz ders işliyoruz. Yarın da ders işleyeceğiz muhtemelen. Future. Tomorrow. Geçmişte de ders işledik. Biz sürekli ders Hocam işliyoruz. Hocam biz işsiz miyiz? Evet biz işsiziz sonuçta. Biz sürekli ders işliyoruz. Sıkıntı yok. Dolayısıyla biz her zaman de ders işlediğimize göre we always study diyebiliriz. Daima. Her zaman. Always study. We study. Her zaman. İşte bir şeyi her zaman yapıyorsan geniş zaman kullanıyorsun. Geniş zaman da o kadar basit ki sözlükten açış olsun fiili olduğu gibi yazıyorsun. Mesela geniş zamana gitmek daha doğrusu gitmek ne demek? Sözlüğü açıyorsun. Dictionary sözlüğü açtın. Gitmek go. Alıyorsun buraya koyuyorsun. I, you, we, they go to the cinema. Ben, sen, o. Daha doğrusu ben, sen, siz, biz, onlar sinemaya gideriz oluyor. He sheet'te de alıp koyabiliyorsun sözlü Ama bu sırada İngiltere'den bir telefon geliyor. Diyor ki kardeşim sadece go yazma. He sheet'te sana bir uyuzluk çıkarıyoruz. Yanına s takısı getir diyor. Goes. Veyahut da mesela works'e works yap diyor. Runs'a runs de diyor. mesela. Yani bir s takısı getir diyor. Ama normalde s takısı gelmesi sözlükteki yazanı alıp koyabilirsin. Dolayısıyla I, you, we, de Sözlüğüne yazıyorsa onu koyabilirsin. Sorusuna da aynı şekilde. Do you go to the cinema? Ya da he işte yine bir uyuzluk çıkıyor. Does she go to the cinema? Diyoruz. Şimdi gel bir de fikirlerimizi sunalım. To me bana göre ya da in my opinion fikrimce ya da according to me yani bana göre diyebiliyorsun. Veyahut da I think bence ya da I believe inanıyorum ki ya da to be Honest. Honest ne demek Tonguç'un? Dürüst. Harikasın. Yani dürüst olmak gerekirse camping is exciting demiş. Bana göre kamp yapmak heyecan verici diyor. Şimdi bir tane sorumuz var. Demiş ki according to the information above yukarıdaki bilgilere göre what is the day today? Bugün günlerden ne diyor? Bakalım. Hi everyone. Herkese selamlar diyor. I am Yusuf. Hocam Yusuf'un selamun aleyküm demesi gerekir. Aynen öyle demesi gerekir ama selam aleyküm diyeceğine hi everyone diyor. Hi everyone I am Yusuf. I love attending after school clubs in the afternoons. Ben okuldan sonraki kulüplere öğleden sonra katılmayı severim diyor. I'm busy with one of them every weekday. Ben bir tanesiyle her gün çok meşgulüm diyor. Now, şimdi it is time for the club. Şimdi kulüp zamanı diyor. I'm ready to play a board game. Oyun oynama, board game, oyun oynamaya hazırım diyor. Şimdi... Burada I'm ready to play a board game. Yani bir masa oyunu oynamaya hazırım diyor. Şimdi masa oyunu ne olabilir? Şöyle düşünelim. Masaya da iki tane arkadaş oturuyorlar. Muhtemelen fotoğraf kulübü olamaz. Masada fotoğraf çekmek zorunda değilsin. Gezebilirsin. Sculpting Club heykel kulübü olabilir gibi. Ama dikkatli olmamız lazım. İlla ki e, masada yapmayabilirsin heykeli. Ayakta da yapabilirsin. Basketbol Club kesin olmaz. Basketbolla ne alakası masanın? Chess Club ha satranç illaki masa oynaman lazım. Gitar Club gitar da olmayabilir. Dışarıda bahçede sağda solda da çalabilirsin. Muhtemelen chess club gibi ama bakalım. Şimdi hangi gündür diyor. Şimdi heykelle satranç arasında sence hangisi daha masaya yakışıyor? Chess. Harikası satranç yakışıyor. O zaman Thursday'e biz işaretimizi koyuyoruz ve cevabımıza Chess Club yani satranç kulübü diyebiliriz. Diğer dersimizde de yine diğer ünitelerin kelimelerini mükemmel bir şekilde işleyeceğiz. On the bakacağız. The internet'e bakacağız. Hepsini bitireceğiz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.